Kimisi severek ayrıldı, kimisi ayrılmak için bir servet ödedi. Hayatı boyunca çalışıp kazandığının yarısını kaptıran da oldu, oturduğu yerden servet sahibi olan da. İşte tarihin en pahalı boşanmaları. Rüya gibi düğünle evlendiler. Boşanmak için bir servet ödediler. Magazin 8 tarihin en pahalı boşanmalarını açıklıyor. Bir gün aşklar biter, hatıralar kalır. Kimi seversen sev, hep hatırlatır. Dünyada büyük ses getiren, hatta birçok ülkenin milli gelirinden daha çok nafakanın ödendiği o meşhur boşanma davalarına bakalım. Aralarında 10 yaş fark vardı. Birbirlerini çok sevdiler. Severek evlendiler ve rüya gibi bir evlilikleri oldu. 57 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Madonna ve 47 yaşındaki yönetmen Guy Ritchie 22 Aralık 2000 tarihinde İskoçya'da evlendiler. Guy Ritchie eşi Madonna için filmler çekti. Meslek yaşantısını tamamen eşine adadı. Ancak evlilikleri yürümedi ve Madonna boşanmak istedi. Bu evlilik ne yazık ki sadece 8 yıl sürdü. Takvimler 2 Ocak 2009'u gösterdiğinde mahkeme boşanmaları onayladı ve boşanma tazminatı olarak ayrılmak isteyen Madonna eşine tam 92 milyon dolar tazminat ödedi. Ben senin hayatından gittim oğlum. Hadi yerime koy birini koyabilirsen. Ben senin hayatından gittim oğlum. Hadi dur o sarı odalarda durabilirsen. Dünya basketbol tarihinin efsanelerinden Michael Jordan, kariyerinde sayısız rekorlar bulunuyor. NBA tarihinde sayısız başarılara imza attı. Aktif spor yaşantısı bittikten sonra bile milyonlarca dolar kazanmaya devam etti. Serveti net olarak bilinmiyor. 17 yıllık eşi Juanita Jordan boşanmak için mahkemeye başvurmuş ve çift tek celsede boşanmıştı. Bu evlilikten 3 çocuğu bulunan Michael Jordan, eşine 3 çocuğunun velayetini, Chicago'da süper lüks bir saray ve tam 168 milyon dolar bıraktı. Bu aşkın katili sensin, teslim ol suçlusu sensin. Sensin. 49 yaşındaki Rus dolar milyarderi Roman Abramovich, yatları, uçakları, lüks yaşamı, zırhlı araçları ve tatillerde sık sık geldiği Türkiye sevdalısı olarak biliniyor. Hayatı yaşamayı, tatili ve futbolu çok seviyor. Sadece futbol aşkı için ünlü İngiliz kulübü Chelsea'yi satın aldığı biliniyor. Zaman zaman Chelsea'nin maçlarına gidiyor. Ancak mutluluğu bir türlü özel hayatında da yakalayamadığı biliniyor. 1991 yılında evlendiği eşi Irina ile 2007 yılında anlaşmazlık nedeniyle boşandı. Bu boşanma davasının sonucunda ünlü iş adamı eşine tam 300 milyon dolar ödedi. Baştan bir de vurmuşsan eğer, bir de kırılmışsan eğer, hatalı kim diye sorma, o sensen eğer. Bir yastığa baş koymak, hastalıkta, sağlıkta aynı yolda yürümek asıl mesele. Bahşiş Prensi olarak tanınan Adnan Kaşıkçı, 1965 yılında Sandra Daley ile evlenmişti. Eşi bu evlilik sonrasında hem adını hem de dinini değiştirdi. Müslüman oldu ve adı Süreyya oldu. Suudi Arabistanlı tüccar Adnan Kaşıkçı'nın İngiliz asıllı eşiyle evliliği tam 21 yıl sürdü. Bu evliliğinden 5 çocukları dünyaya geldi. Adnan Bey 1982 yılında çok harcama yaptığı gerekçesiyle eşinden ayrıldı. Boşanmanın ardından Adnan Bey eşi Süreyya Hanım'a tam 874 milyon dolar nafaka ödedi. Güzel Süreyya, süre 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 Süreyya, Süreyya, aşık Süreyya. Sırada tüm zamanların en başarılı golfçüsü Tiger Woods var. Araştırmalar 40 yaşındaki golfçünün saniyede 148 dolar kazandığını gösteriyor. O gerçekten de 40 yaşına rağmen sahip olduğu servetiyle dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alıyor. Golfteki başarısını özel hayatında gösteremeyen Tiger Woods, eşi Ellen Nordgren'i aldattığı gerekçesiyle açılan davada boşanmış, kesin olarak bilinmeyen bir rakam.
tahmini olarak 100 milyon dolar nafaka ödediği haberlere konu olmuştu. Bir çocuklu bir ailenin 6. çocuğu olarak dünyaya gelen, Hollywood'un başarılı oyuncuları arasında bulunan Mel Gibson'la devam ediyoruz. Kariyeri ödüllerle dolu olan ünlü oyuncu, eşi Robin Moore'dan tam 7 çocuk sahibiydi. İkili anlaşmazlık nedeniyle evliliklerini yürütemedi ve ayrıldı. Mel Gibson, eşine boşanmanın sonucunda tam 425 milyon dolar nafaka ödeyerek bambaşka bir rekora imza attı. Ayrıca Mel Gibson çektiği tüm filmlerin ve emeklilik gelirini de eşiyle paylaşmaya devam ediyor. Geri dönüş olsa, kalp sana geri dönmez mi? Gidilen o yolda, kaderi de yenmez mi? Sırada Amerikalı medya devi Robert Murdoch var. Onlarca televizyonu, yüzlerce radyo, gazete ve dergisi bulunan Murdoch, tam 32 yıllık bir evlilik yaşadı. Eşi Anne Maria Torv'la çeyrek asrı aşkın evliliği 32 yılın sonunda bitti. Murdoch eşine 1 milyar 700 milyon dolarlık bir nafaka ödedi. Bu ünlü medya patronunun servetinin önemli bir kısmını oluşturuyordu. Ancak değerli eşini kırmadı ve nafakayı ödedi. Murdoch, 32 yıllık eşi Maria'dan boşandıktan 17 gün sonra Wendy Deng'le evlendi. Ancak bu evliliği de 14 yıl sürdü. İkinci boşanma davası sonucunda da Murdoch 1 milyar 800 milyon dolar ödedi. Valizim dolu yine aşklarla, anılarla yola çıktım sonsuz ayrılıklarla. Geçiyoruz bir ödül rekortmenine. Kariyeri başarılarla dolu. Her filmi büyük ilgi gören Harrison Ford da çuval dolusu parayı nafaka olarak ödeyen isimlerden. Ünlü oyuncu ilk evliliğini deli gibi aşık olduğu yazar Melissa Mathison için bitirmişti. Bayan Melissa'yı dünya bilim kurgu filmi E.T.'nin yazarı olarak tanıyor. Harrison Ford bayan Melissa'ya aşık olmuş ve evlenmişlerdi. Ancak bu evlilik 23 yıl sürdü. İkili severek evlendi ve severek ayrıldı. Harrison Ford nafaka olarak eşine tam 80 milyon dolar ödedi. Pahalı boşananlar listesinde geldik dünyaca ünlü bir yönetmene. Filmleri aslında her şeyi, bu açıklamayı biz değil kendi yaptı. Steven Spielberg, 1985 yılında oyuncu Amy Irving ile tanıştı. Aynı yıl evlenen ikili ilk başlarda çok mutluydu. Ancak takvimler 1989 yılını gösterdiğinde ünlü yönetmen Spielberg, yaratıcılığını öldürdüğü gerekçesiyle evliliğini bitirme kararı aldı. Çok tartışılan çocuk da yaparım, kariyer de sözü böylelikle suya düşmüş oldu. Filmlerine sarılan, evliliğini bitiren Spielberg tam 100 milyon dolar nafaka ödedi. Bay bay gidiyorum affet, tay tay yürüyorsun sabret, bunu bir tavsiye farz